Saat sabah 8 çilem. Yüce Rabbim nefsime hakim ol. Mamı sağla. Bugün Türkiye'deki son günüm. Evet, sizinle tekrardan bir yurt dışı macerasına çıkıyoruz. Sabah 8.20'de İstanbul Havalimanı'na yola çıkacağım. Ve de bu da demek oluyor ki birkaç saat öncesinde havaalanında olacağım. Ve bu sefer harç pulu almayı unutmayacağım. İngiltere'ye giderken de çıkacağım. Aha, böreğim geldi. Dur kız. Böyle çok uzak bir yere gitmeden önceki gün bana hep çok garip gelmiştir. Yani şunu demek istiyorum. Ne yani, yarın bu saatlerde burada olmayacak mıyım? Aslında sağlıklı bir şeyler yiyecektim ama canım pis pis kıymalı börek çekti. Kıymalı böreğe bayılırım. Öncelikle bu yurt dışı yolculuğumda kamerasını kullanmama izin verdiği için Melis Önüz'e buradan Allah razı olsunlarımı gönderiyorum. Ne kadar fark ediyor ya. Kamera ne kadar güzel bir şey ya. Bir de yukarıdaki ekrana bakacağım. Şuraya baksam her şey çok güzel oluyor. Bir insan İngiltere'yi, İrlanda'yı, İskoçya'yı Samsung'la çeker mi? Samsung telefonla çeker mi? Ben yaptım. Ben bunu başardım. Ben çilem geliyorum. Neyse. Ha şu an çilem nereye gidiyorsun? Ne oluyor falan? Surprise. Avrupa olduğumu anladınız ama. Instagram'a gelirseniz vloglardan önce görebilirsiniz bu arada. O yüzden Instagram'a gelin çünkü Instagram'da bir sürü şey paylaşıyor olacağım. Alarm kurmuştum 8'e, 7'de kalktım. Şey diyorum böyle, kesin saat 11 falan, işte yine geç kaldın çilem, yine geç kalktın çilem bilmem ne falan. Bir kalktım saat 7. Aferin bana. Kendimi bulleyerek kaldırdım gerçekten. Bütün bu yolculuğum boyunca mümkün olduğunca fazla vlog atacağım. Evet. Bütün hafta böyle çekeceğim. Akşamları da yanıma laptopumu almak zorundayım. 2 aydır Apple Watch'ımı takmıyordum. 2 ay sonra takmaya başladım. Bu ne motivasyondur. Her şeyimi oturttuktan sonra gerçekten bir vlog kamerası. İnsan gibi bir laptop alacağım. Gel bak, götüreceğim ve sinir hastası edecek. Hazır mısınız buna? Ben yokken bu evde arkadaşım kalacak. Onunla böyle bir değiş tokuş yaptık. O yüzden bitkilerime o bakacak. Kamerayı da birazcık kullanmaya çalışıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Hoşçakalın bebeklerim. Seviyorum. Şu ana kadar yapacağım hazırlıkları yapmaya çalıştım. Yazlık kıyafetler aldım. Hop, gideceğim yerle alakalı. Başka bir ipucu. Yerlerle alakalı daha doğrusu. Son gideceğim yer için inanılmaz heyecanlıyım. Aşırı heyecanlıyım. Birkaç yere gideceğim çünkü. Çünkü benim YouTube kanalım başladığım yer orası. En son gideceğim yer. Ve oraya tam 7 sene sonra tekrar gitmiş olacağım. Yapılacak şeyleri yaptım. Ben bir de ayran almışım sabah sabah. Ben ne yapıyorum ya? Arkadaşım Almanya'da yaşıyor da böyle yıllar atmıştı, çok hoşuma gitti. Aşırı tatlı. Almanca.de. Seda daha çok böyle vloglar al. Kız çok hoşuma gitti bu yürüyüş vlogu. Hatta ben onların yanına gidecektim. Ama rotama o kadar ters kalıyor ki. Daha çok vaktim olduğu bir zaman o tarafa geçerim. Benim rotam çok daha ayrı. Ben böyle söyle söyle nerelere gittiğimi çoktan belli etmiş oldum bence. Beni gebertseniz dünyanın öbür ucuna da gitsem bavulumu her zaman son dakika hazırlayacağım ve bununla gurur duyuyorum. En iyi problem çözücüler kriz anında problem çözer. Bu yüzden sınavlara da hep son gün çalışıyorum. Ama siz beni örnek almayın, tamam mı? Başıma çok bela geldi. Abi ben üniversitedeyken son gün sınava hazırlanıyordum. Sabaha kadar uykusuz bir şekilde sınava gidip giriyordum. Şu an beni var ya, gebertseniz öyle bir şey yapamam yani. Bu saatte ben ne yapacağım? Niye uyandım? Ben sıra unutuyorum bunu şu anda. 4'e kadar duş almayacağım. Pilates var. Pilatesten sonra duş alacağım. Duş alana kadar ne yapacağım? Kendi videomu editleyeceğim. Video editlemekten nefret ediyorum artık, eğer vlog değilse. Oturup konuştuğum videoları editlemekte artık gına geldi. Çok sıkıldım yıllardır bunu yapmakla. Çok çünkü Allah'ım dertlerim böyle olsun ya. Hiç fark etmez. Niye gidiyorum biraz bundan bahsedeyim. Sizin için dil okullarını gezeceğim. Siz oraya giderseniz, gitmeye kalkarsanız neler yapmanız gerekiyor? Vize süreci nasıl? Orada hayat nasıl? Öğrenci hayatı nasıl? Ne kadara mal oluyor? Ne oluyor? Bilmem ne falan. Bunların hepsini bir bir size anlatacağım. Ben bu lense bakamıyorum. Kendime bakıyorum. Artık lütfen affedin beni. Hem sizin faydanız olan bir videoda hem orada göreceğiz beraber, her gün gezdireceğim size. Ben tam bir ev insanıyım ve yaşım ilerledikçe daha da çok evime bağlanıyorum. Havaalanının tribini çok özledim. Aşırı özledim ya. Orada hemen kendimi şey, ana karakter gibi hissedip hayatımı romantize etmek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Şey falan böyle, her şeyi geride bırakıp başka bir ülkeye gidersin falan. Mesela şu an nasıl böreğin tadını çıkarıyorum. Her gün canım, ben kafa açmaya başladım, beni susturun acilen. Sabahın köründe kalkmışım, sonra Sarıkabı'da buz açıyorum. Hayattan bu kadar nefret etme kanki. Birazcık hayatı sallamıyorum şarkıları. Ne var kardeşim, ne var? Niye takmadığımı şimdi hatırladım. Telefondan bildirim almak istersem telefona bakarım. Niye sürekli bildirime boğuyorsun beni? Sinirleniyorum. Gitmeden önce yapılacaklar başladı. Telefonda yer kaplayan şeyleri siliyorum şu anda. Hava o kadar güzel ki. Mis mis. Artık sıkıcı işleri halletme vakti. Hadi bakalım. Bravo. Can bildim canım olsan.
En çocuğu, bu oda çok soğuk. Kaç yazar ki sevmiyorsam ben de beni. Yeter bu kadar saçma. Dün bugün yapmam gerekenleri şuraya not almıştım. Çamaşırları yıka. İki not almışım. Şimdiden yıkayayım anca akşama. Aşktan canım yandı bir kere aşktan. Kaldı elimde sil baştan. Ay ne kadar saçma kaydetmiş. God damn. Daha parçası. Şu sıkıcı işi yapmamak için her şeyi yapacağım şimdi. Evlenim. Ah. Sıratınına her gün giden Z. Melis'cim gözlüklerim burada kalmış. In case you wonder. Kanki açılsana. Ha. Klavyeyi kapatmış Deno. Aferin kral. Ben hep açık bırakıp gidiyorum. Onu hatırlattığın için teşekkür ederim. Kral adamsın. Deno ben gidince burada kalacak olan kişi. Kanki bunu da kapatmışsın. Teşekkürler. Deno bana oradan buradan. Deno bana buradan evi özlersen video atarsın değil mi? Abi ne abarttım. Ne abarttım. Sanarsın senelik gidiyorum ya. Bilgisayarım o kadar yavaş ki bak. Spotify'ı 5 saatte açacak. Premiere Pro'yu 15 saatte açacak. Buraya kodu bırakıyorum. İlk dersiniz ücretsiz. Buraya kodu bırakıyorum. İlk dersiniz ücretsiz. Tekrardan dediğim gibi ve %10'luk ihtiyacınıza ne hizmet ediyorsa o zaman ifadelerimle tekrardan geçebiliriz. Harika. Ses kaydını ayrıca mikrofona yaptığım için şeye kaydoluyor. iCloud'uma kaydoluyor. Bilgisayara aktaracağım şimdi ve kameradaki görüntüyle senkronize edeceğim dostum, anlıyor musun? Dediğim gibi oturduğum ve bir şeyler konuştuğum videoları editlemekten çok sıkıldım. Şunu çıkar çileme artık. Vlog editleme. Ben şu an şu videoyu, ben bu videoyu editlemek istiyorum dostum, anlatabiliyor muyum? Yani bu videoyu editlemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? You know what I'm saying? You know what I'm saying? Dude, yeah. Ben bu kamerayı boşlarımla doldurmaktan vazgeçmeliyim bence. Bunu ne kadar boş yapmaya çalışıyorum. Kendi rekorunu kırdım. Ne senin, ne benim, ne de sevgimizin kader utansın. Videoyu editliyorum. Başladım çalışmaya. Bravo kendime. Ve birden gideceğim yerin hava durumu nasılmış acaba diye bakasım geldi. 10:37 ve 1 saniye bile kalkmadım. Hala videoyu editliyorum. Bitmek üzere hatta. Saat 11:12 geçiyor. Ve ben videoyu yeni bitirdim. Ki bu en kısa editlerden, yani 10 dakikalık video tam olarak bu kadar saat sürüyor. Çok şükür Gökhan üzerine açtım ve export'a koydum her zaman gibi. Evet, öncelikle insan içine çıkma kılığına girmen gerekiyor. Gerekiyor. Video işi bitti. Şimdi hemen hızlıca diğer video işine geçiyorum. Storyler ve reel'lar var. Onları çekeceğim. O yüzden banyoya hazırlayacağım. Çünkü bayağı cilt ürünleri çekeceğim. Yalnız kalınca öyle uzlaşmak yok. Çok geç kaldın. Sürekli Türkçe pop dinliyorum. Bugün üstümde felaket bir çalışkanlık var. Hayırlara vesile olsun gerçekten. Tam video hazırlığı yaparken bana bir şey geldi. Ay alışamadım şu kameraya. Bana bir mail geldi. Teşekkür maili. Benim pilot haklarımı izleyip çok iyi hissettirdiğini söyleyen biri yazmış. Benimle de aynı yaşta. Ay o kadar duygulandım ki. Arkadaşlar ben de zor süreçler geçiriyorum. Yaşadığım zorlukları üretkenliğe aktarmaya çalışıyorum. Ve insanların bunun işe yaradığını görmek beni inanılmaz duygulandırıyor ya. Şurada şimdi sabah rutinimi paylaşacağım sizinle. Hemen story atacağım. Günün yarısına geldik ve ben... Film şimdiden bitti ve yapılacak daha çok şey var. Bu çok mu şey? Hem video çektim hem video editledim. Şimdi Zoom toplantısına gireceğim saat 2. Ben lafınızı bölmeyeyim dedim. Aynen çalışıyoruz arkadaşız onunla da. Bilin bakalım ben nasıl bir akıllılık yapıyorum. Aa cildim nasıl parlıyor bu arada. Oha! Kullandığım ürünleri paylaştım Instagram'da. Onları kullandım ve bu nasıl bir güzel, havanın ortasında harç pulunu almadığım için sıkıntı yaşamıştım. Harç pulunu şimdi internetten alıyorum. İnanamıyorum. Harç bedeli 150 lira almış. Oha! Pilates'e gidiyoruz. Uzun zamandır bu kadar çok yoğun olmamıştım. Bakayım kamerayı dışarıda nasıl kullanabileceğim. Ay ama bu böyle çok aşağıda duruyor ya. Su şişem aşağıda. Allah kahretmesin. Türk Hava Yolları check-in'i yaptım. Son anda aklıma geldi. Ama zaten her türlü bagaj vermek için gireceğim o sıraya ama. Olsun, en azından check-in'im hazır olsun. Let's get physical. Let's get physical gerçekten de abla. İki elim kanda olsa pilatese gideceğim. O pilatese hiçbir zaman aksatmayacağım yani. Ya bir yandan hem aynı anda 15 tane işi yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da evi daha... thumbnail yapmadım. God damn it. iPad'den thumbnail yapacağım kankslar. Şunu şöyle şöyle. iPad kalemim müthiş değil. Thumbnail'lar nasıl oluyor? Ben buradan yapıyorum işte. Şurada kendim varım. Biraz şimdi bunu şekilde şükürlü. Şöyle gayet basit bir şey yaptım. Hani böyle çok karmaşorman olmasın. Ne vereceği çok belli olan bir video. Heh, mis gibi oldu. Tamam. Kaydedelim şimdi. Ve de hopidik. Ve de hopidik. Ve de select save. Bu kadar. Alışmaya çalışıyorum.
için burası birazcık kalabalık. O yüzden çok fazla açamayacağım. Şimdi Tınar gidiyorum. Uzun anlatabiliyor muyum? Kısaltmam lazım. Böyle gitmek istemiyorum açıkçası. Bir de daha böyle farklı bir şey yaptıracağım. Hadi bakalım. Şunu yapmaya karar verdim. Bakın tertemiz şu an. Şu halini de çok seviyorum. Şey. Bak Melis bana ne çok verdi? Açmışız ve yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıkmışız. Evet. Çok acıkmışız. Bak bir de böyle oluyor. Vlog kamerasıyla konuşuyorum. Bir tane ben alamadım bundan be. Ay, aynen. Zamanında bu var ya 2000 lira 3000 lira falandı. Aha. Şimdi olmuştur baya. Baksanıza. Ne kamerada ne kadar güzel duruyor. Kamera güzel bence. Şimdi 80 milyon aklına tek bir soru. Ne yiyeceksin kardeşim? Ay evet, küfe gidiyoruz yemek yemeye. Çünkü ben kahvaltıda yediğim kıymalı börekle duruyorum. Ve bu hava ne? Ben yememe rağmen açım bu arada. Ay gerçekten vlog kamerasıyla dolaşmaya alışmaya çalışıyorum ki. Yani bakışlara falan aldırmamaya çalışıyorum. Bir de şey oluyor ya. Stick gibi bir şeyler böyle. Ay evet. Evet. Bu ama titremeye şey herhalde. iPhone'lar gibi. iPhone demişken benim telefonum nerede? Evet burada. Ha, burada. Tamam. Ufak çaplı bir kalp krizi geçirdikten sonra gitsin deyip tekrar. Baksana şu sokağın güzelliğine. Ben bu sokağı çok seviyorum. Sen abartmasın. 38 yıldır burada yaşıyoruz. Bu arada. Kadıköy'de doğdum büyüdüm ve yıllardır bu sokağın ismini karıştırıyorum. Sanatkarlar Sokağı, Sanatçılar Sokağı, Nazım Hikmet Sokağı. Hangisi hala bilmiyorum. Aa hakikaten evet. Ya belki de hepsidir. Neyse belki geldik. Devamla masamız. Sanki influencerla yeni başlamışım. Sürekli kamera açıyorum. Şu an oturduk. Şu an tam oturduk şu an. Burası masa. Anne geberdim bu sabahtan beri. Kahvaltıyla duruyorum. Daha yeni oturduk yemek yemeye devrimle. Ondan sonra şimdi yemek yiyeceğiz. Birazcık oturacağız falan. Sonra ben eve gideceğim. Bavulu atlayacağım. Ben zaten çok kolay uyuyamam bu gece diye düşünüyorum. Hazırlanırım bütün gece. Açlıktan geberiyorum. Aa şey kalmamış galiba. Yok kalmış. Aa zolay. Becerebilsem hak becerdim. En son sizin karşınızda kıymalı börek yemiştim. Düşünün yani. On. Vanilla. Aynen o kadar da böyle hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorduk. Yemek gelince sustuk harika. Erkin de geliyor bu arada. Siz Erkin'i tanımıyorsunuz. Aa tanıyorsunuz. Erkin, evet şey alışverişe çıkmıştık biz Erkin'le. Ben inekli benzilerimi almıştım. Eski vlogları izleyenler bilir. Bakınız kimler geldi ve gelir gelmez makarnasına gömüldü. Afiyet olsun. Ben yine influencer'ını yapıyorum. Kamera çok güzel. Kamera evet Melis verdi. Melis'in sponsorluğunda. Baya güzel ya, çok güzel. Ben de alayım mı? Tam bir vlog kamerası. Aynen. Ay çok tatlı gözüküyor kamerada. Karanlıkta nasıl? Ay karanlıkta bile çok güzel çekiyor. Ay Melis çalacağım yani şeyini. Out of focus mı? İnanılmaz yoruldum. İnanılmaz yoruldum. Eve geldim sonunda. Ay çok yorgunum. Aa kart oyunu da aynen. Gelmiş. Ay ben bunu böyle paylaşayım. Benim için üzülme. 40 yılda bir anarım. Nasıl ama sesim harika değil mi? İyi dostlar biriktirdim. Dönmüyor geri. Aa yollarıma çıkma. Çıkarsan hiç acıma. Şimdi sizin yapacağınız şey burada her zaman suyla yakın iletişim. Ay Adil abi bir saniye. Bir saniye bile uyumadım. Sonunda hazırlanmam bitti. Tabii her şey ortalıkta şu anda. Bavulum aşırı ağır oldu. Umarım kilo sınırını geçmez. Geçerse de ne olacaksa olsun. Ben çok yoruldum. Bana bir hüzün çöktü. Umarım yarın tamamen enerjim shiftlenir, değişir. Aşırı bir hüzün çöktü üstüme. Merdiven altı terapi dinledim. Sonra Meksika açması dinledim. Yeni bir podcast çıkıyor. Bütün Türk podcastlerin hepsini çatıştır dinleyen kişi benim. 4 saattir podcast diyorum. Beynim eridi. Bavul hazırlama videosu falan filan yapacaktım arkadaşlar. Takatim kalmadı. Orada size bavul açma videosu yaparım. Daha çok enerjim olur. Bazen hayat çok garibime gidiyor yani. Biliyorum her şey olması gerektiği şekilde oluyor. Hani diyeceksiniz ki işlem yurt dışına giderken niye böyle şeyler düşünüyorsun? Saat 4 yani bir şey hüzün çöktü. Biliyorum her şey olması gerektiği. Bir yere gittiği için var. Bunu zaten sürekli ben söyleyip duruyorum size ama bazen çok yoruluyorum ya. İyileşmek buysa okey. Buna da eyvallah. O tabii ki de Sıla ilemeden duramadığım için. AirPod'larımı koymuş. AirPod'larımı. Bak sana gözlerimden uyku akıyor. Gider gitmez yapacağım iki şey ne olacak biliyor musunuz? Yatmak. Tekos da aşırı profesyonel. Taksi, uçak, otobüs. Allah ne verdiyse hepsinde uyurum. Hiç asla umurumda olmaz. Aynen ben gideyim arkadaşlar. Thank you.
nasıl zorluyorum bagajda. Hep beraber izliyoruz. Ben takside bir mayışmışım. 10 dakika falan uyudu. O kadar iyi geldi ki şu an uyumak için sabırsızlanıyorum. Ve bu arada cildimin slayliği hakkında konuşabilir miyim ya? Ben dedim havaalanına gelince moralim düzelecek dedim. Gerçekten havaalanına gelince moralim düzeldi. Ay ben sert çekim, mert çekim yapamam. Akılsıza anlatır gibi anlatıp alın bagajımı, gerçekten yapamam yani. He? Oh be. Şöyle. Adam sıraya girmeyeyim, sıraya gireceğim. Kaçınılmaz. Kız ben var ya şanslıyım ha. 22 kilo çıktı ve kabul ettiler. Zaten hani 23'e kadar bir şey demiyorlar bildiğim kadarıyla. Öncelikle kamerayla insanların bana bakmasına alışmam lazım. Ondan sonra da harç pulu almam. Harç pulu almadan o sıraya girmeyeceğim. O sırayı iki kere beklemeyeceğim. Yakaladım seni. Seni yakaladım. Zıpıttı çıktı, zıpıttı çıktı. Saat 5.30, daha benim şeyim ekrana bile çıkmadı. O kadar erken gelmişim ki. Duty free'lere bakıyorum. Bomboş. Bomboş dolaşıyorum ya. Uykusuzum. Uyudum. Allah'ım.